Evet, kıymetli Kadıköy Sokak ailesi, herkesi enişten duyumlarımla değil duygularımla selamlıyorum. Tabii ki de enişten duyumlarımı da aktarmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, nereden başlayayım, neyi konuşayım bilmiyorum. Biraz doğaçlama bir video olacak. Hakkınızı helal edin. Peşin peşin şunu söyleyeyim. Hani başlık başlık benim buraya aldığım bir sürü not var. O notlardan yola çıkarak sizlere bir sentez videosu ayarlamaya çalıştım. Bilmiyorum ne kadar başarılı olurum ya da başarısız olurum. Ama sırayla gidelim. Hem sizler duyumlara erken ulaşmış olun, hem de ben duyumları sizlere, haberleri sizlere sırayla vermiş olayım. Dediğim gibi arkadaşlar, bu videoyu baştan sona dikkatlice izlemeniz lazım. Çünkü bir kolaj videosu tarzında ama hepsini içine alan bir video. Madde madde başlayayım. Mourinho Fenerbahçe'ye geldi. Tabii ki de hayırlı olsun. Ve Mourinho'dan Fenerbahçe'ye ilk rapor nedir? Orta saha, forvet ve kanat isteğinde bulunuyor. Stoper tandemi gibi. Çağlar Söyüncü'den Fenerbahçe'ye mesaj var. Gelmek için her türlü fedakarlığa hazırım diye. Çağlar Kulübü'yle görüşüyor ama Atletico Madrid çok ciddi bir para istiyor. Hani böyle 5-6 milyon eurocuklara falan düşecek olsalar, cıktıklar, bu iş olurcuk. Ama arkadaşlarımız sağ olsunlar, hani onlar 15'lerin peşindeler. Ama şu Çağlar'ın sakatlanması, Euro 2024'te olmaması, yani hocam ülkem adına sevindirici. Valla arkadaşlar, milli takımı çok düşünseler de Fenerbahçe futbolcularının kırılıp dökülüp biçilmesine bu kadar izin vermezlerdi. O yüzden ben çok umursamıyorum. Evet, canımız, kanımız milli takımımız ama onların Fenerbahçe'yi umursadığı kadar biz de bunları umursuyoruz. Çağlar konusunda sıcak gelişmelere hani sıcak gelişmelere hazır olun, haber bekleyin. João Pedro'ya kulüp aranıyor. Sözleşmesi bitti. Geldi, menajeriyle bir pazarlık atıldı. Menajeri hani fesih görüşmesine pek fazla yanaşmadı. Biz ama şu full yetkiyi verdik. İstediğin kulüple görüşebilirsin. İster satın alma opsiyonlu kiralık, ister normal kiralık diye. Yani görüşmelerini yapacak ama bakalım ne olacak. Alex de Souza Fenerbahçe'nin gözdesini istiyor diyor. Ben bu başlığı bir önceki söylediğimle birleştirmenizi özellikle rica ediyorum. Yani özellikle onu onlar birleştirin. Fenerbahçe kurun için bonservisini aldı. Arkadaşlar, resmi olarak ve mecburi olarak kurun için bonservisini aldık. İsmail Kartal, tamam, Fenerbahçe'ye çok ciddi katkılar olmuş bir isim. Fenerbahçe'ye rekor puan kazandırmış bir isim. Eyvallah, buna hani hiçbirimiz hayır diyemeyiz. Bu konuda bir anlaşalım. Ancak İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'ye verebileceği ya da vermek üzere olduğu zararları da herhalde kimse es geçmez diye düşünüyorum. Çünkü İsmail Kartal'ın da Fenerbahçe'ye vermiş olduğu zararlar var arkadaşlar. İster kabul edin, ister etmeyin. Hani bunu sizin bileceğiniz iş. Ben bu kadarını söyleyeyim. Şimdi Lewandowski ismi çok fazla ortaya atıldı. Lewandowski ismiyle bir alakamız yok arkadaşlar. Elbette görüşüldü. Elbette orta yol bulunmaya çalışıldı. Elbette transfer, kesinlikle seni transfer edeceğiz falan denildi dememi beklemiyorsunuz herhalde. Arkadaşlar, hani hayallerle yaşayanı gerçeklerle ağlatırlar. O yüzden hayallerden çıkın. Hocam ama 35 yaşında ya. Yani 35 yaşında futbolcu kim ne yapsın? İşte kim ne yapsın? Çok güzel, hoş bir kelime. Daha doğrusu cümle. Kim ne yapsın? Aynen. Hiç kimse ne yapsın, değil mi? Çöpe atsın. Hatta öldürsünler. Üstüne de beton falan mikserler, şey atsınlar. Çok zekice. Ya Lewandowski de zaten bir görüşmem yok demiş. Fenerbahçe'ye iki golcü adayı diyor. Bunlar kimler arkadaşlar? Birisi Gabriel Jesus. Çüş hocam, sen de ne yaptın? Birisi de Romelu Lukaku. Bir de Dybala var. Hocam sen Allah aşkına, sen burun kulak boğaz doktoru musun? Bunlar nasıl isimler? Şimdi ben şu kadar söyleyeyim. Ya da bunu var ya, en son yani yüzde olarak söyleyeyim. Gelme ihtimali şu kadar diye söyleyeyim. Çünkü bu konu çok uzar, ben detaya girersem.
Hing Ming son transferini Fenerbahçe bitirmek istiyormuş. Aziz Yıldırım bitirmek istiyormuş. Buna inanan arkadaşlara da elimde satlık köprü var. Fenerbahçe Höjberg'le anlaştı diyor. Anlaşmadı arkadaşlar. Höjberg'e geçen sezon, yani sezonun başında sorduğumuzda 18 milyon euro çekmişlerdi. Şimdi ne çekecekler? O onların bileceği iş. Yani ne çekmek istiyorlarsa çekebilirler. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi başka neye geçelim? Jose Mourinho'dan açıklamalar geldi. Onları zaten konuştuk. Roma'dan kimseyi istemedim diyor. Arkadaşlar böyle demiyor. Roma'dan kimseyle görüşmedim diyor. O yüzden kimseyi istemiyorum, ayrı görüşmedim, ayrı çeviri hatası var. Lukaku ve Dybala hakkında da istemiyorum diye bir şey söylemiyor. Hani henüz görüşmedim diyor. Fenerbahçe için sesimi yükseltirim, dünyaya duyururum eğer bir haksızlığa uğrarsam diyor Mourinho. Rüyaları gerçekleştirmek için iyi takım. Ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi diyor. Evet, şampiyon olmayı tabii ki de Süper Lig'de istiyoruz ama ana hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Çünkü orası bir vitrin. Şimdi sıra bende diyor. Ben taraftardan gazı aldım. Baskıyı kaldıramayan oynayamaz. Burası Fenerbahçe. 99 puan birinin 102 puan alması anormal bir durum diyor. Sizin liginizde bir sıkıntı var diyor. Adam daha gelmeden teşhisi koyuyor ya, başlamadan. Arda Güler eğer bedava gelecekse, işte %75'ini maaşının Real Madrid ödeyecekse tabii ki de kabul ederim diyor. Yoksa diyor. Güzel bir cümle aslında. Yani hamleleri şey yapan. Yabancı sınırı için ne diyeceksiniz diyor. Yani kulüpler bizi bunu çözelim diye getiriyorlar diyor. Samandıra'ya gidiyor. Çok iyi takım kuracağız diyor. Transferde mesajlar veriyor. Aslında Fenerbahçe'de ayrılıklar da aslında bir nevi belli. Şimdi onları da konuşuruz. Raheem Sterling'i konuşacağız. Yıldız seferberliği, Nacho Fernandes, Seydou Mane. Bu arada Mourinho'nun sözleşmesinde özel bir madde var arkadaşlar. Kendi şeyleri var. Reklam anlaşmaları olduğu şirketler var. Ancak Fenerbahçe'nin de anlaşmalı olduğu şirketler var. Reklam açısından. Burada bir kesişme olmayacak. Bunu da hem kendi açıkladı. Yani hem kendi açıkladı hem de Fenerbahçe yönetimi 15 milyon euro civarında bir anlaşmayla bu sezon sonunda, yani bu sezon bitimine kadar bir para elde etme peşinde. Yani 15 milyon euroluk bir reklam anlaşması peşinde. Zaten Mourinho'nun kendisi de diyor ya, eğer kulüp birisiyle anlaşırsa ben de orada yer alırım diyor. Yani ek bir gelirimiz elde edeceğiz gibi. Belki de bak, ben Ali Koç'un yerinde olsam Mourinho'nun parasını bedavaya getiririm. Bu arada 15 milyon eurodan, yani kendisi ve ekibi, yıllık 12,5 milyon euro civarı konuşuluyor Ali Koç ve yönetiminin. Kendisi belki var. Şampiyonluk bonusu falan filan vardı. O sonraki kısım. Onu boş verin. Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye karşı organizasyon var demiş en sonunda. İsmail Kartal'a devam edecekti diyor. Ben konuşmasam diyor. Futbolcular yeni nesil başka takımı seçmeye başladı. Bu bir tehlike diyor. Hatayı kendinize arayacaksınız. Bizim yanağımızı kimse okşayamaz diyor. Biz siyasete boyun eğmedik diyor. Ben 5 yıldızı taktıracağım, sonrasında TFF düşünsün. Sahadan çekilme olayı yanlış diyor ve Fenerbahçe Beko finale yükseldi. Beşiktaş'ı yenerek. Finalde de kimle karşılaşacak? Tabii ki de Anadolu Efes'te karşılaşacak. Bunları da konuştuk. Şimdi ben maddelerimde şaşırmayayım diye tek tek gideceğim arkadaşlar. Siz şaşırabilirsiniz. Aynı şeyi tekrar konu. Şimdi arkadaşlar, adı bizimle anılan futbolcunun gelme ihtimalini söyleyeceğim. Bizdeki futbolcunun gitme ihtimalini, kiralıksa kiralık, opsiyonluysa opsiyonlu. Gabriel Jesus 0. Romelu Lukaku 30. %30. Paulo Dybala %10. Türkiye'ye gelmek istemiyor, yani İtalya'dan çıkmak istemiyor. Onu söyleyeyim. Raheem Sterling %1. Hing Ming Son 0. Pierre-Emile Højbjerg, başka bir isimle konuşulduğuna dair bir bilgim var ama hatta o ismin de Ndidi olduğunu tahmin ediyorum. İsim gelmedi ama Ndidi olduğunu düşünüyorum. Lesley Okuchukwu ismi ortaya atıldı. Bir ilgimiz yok. Yani %1 diyeyim. %1 bir ilgimiz yok demek. %0 istesek de alamayız demek.
Çağlar Söyüncü ben hala %50 görüyorum. Olabilir. Seydou Mané 0. Nacho Fernandez yaşı çok ilerledi. Evet, bir tecrübe. Şampiyonlar Ligi finalde de oynamış bir tecrübe. Ama Mourinho ister mi bilmiyorum. Mats Hummels 0. Geçen sezon başında çok uğraşmıştık, olmadı. Cevap Pedro %100 gidici. Krunic kulüp arıyor. Zaits bugün yok ben gitmeyeceğim, yok ben kaynatamı özledim, yok ben burada mutluyum falan filan demiş ama aslı yok. Euro 2024 kadrosunda yer alıyor. Sesinizi çıkartmayın da gitsin, kurtulalım. Lewandowski ben %10 diyeyim ya. Hocam az önce sanki 0 gibi konuşuyordun ama şimdi 10 diyorsun. %10 diyeyim çünkü bir temas var. Yani menajerinin bize doğru bir teması var. Barcelona'da Xavi gitmeden önce bir rapor vermiş çünkü. Satın bunu demiş. Bu takımı sabote ediyor demiş. Karıştırıyor demiş. Ali Koç'u da bilirsiniz. Takım karıştıran futbolcuyu bir şekilde ne yapıp edip getirmeyi sevdiğini bilirsiniz. Edin Dzeko, İsmail Kartal kalsaydı %100 ama şimdi henüz karar verilmedi. Ancak ben Fenerbahçeli bir isim olarak yanlış anlamayın, 37-38 yaşında bir forvet istemiyorum abi. Evet, vefalı bir adamım. Evet, dünya çapında bir isim ama eski o 25 yaşındaki, 27 yaşındaki Edin Dzeko ile 38 yaşındaki Edin Dzeko'yu kıyaslıyorsanız, benzer diyorsanız, hala iş var diyorsanız, sizin futbol bilginize Serdar Aziz gidici, kulüp bakıyor. Fesih de olabilir, kulüp bakıyor. Samet Akaydın gidici. Ya bunlar %100 demeyeyim, %90 diyeyim arkadaşlar. Şimdi niye %90? Ya Mourinho der ki ben bunları bir izleyeyim. Hani madem şu kadar Türk oynatacağız, ben bunlara bir bakayım der. Bütün kadroyu göreyim der. Ki ben olsam bütün kadroyu 22 Haziran'da dikerim. 22 ya da 23 Haziran'da toplanıyoruz. Ama ben 22'si diye düşünüyorum. Bu arada 22'si şey önemli değil arkadaşlar. Mourinho'nun takviminde cumartesi olması, pazar olması, pazartesi olması önemli değil. 22 Haziran'da takımı toplayacak diye biliyorum. Orada bence hepsini izler. Hepsine bir not verir. Kent gidici. %90 diyeyim ama bir izler bence Mourinho. Acun Ilıcalı dedik. Acun Ilıcalı'nın da açıklamalar tuhaf. Sözler tuhaf. Acun Ilıcalı'ya yakıştırılanlar tuhaf. Bir şeyler açıklanacaktı. Niye bugüne kadar açıklanmadı? Bir şeyler ortaya çıkacaktı. Bugüne kadar niye çıkmadı? Yok FETÖ'cüleri kaçırdı. Yok bilmem Adnan Oktar'ın müridiydi falan. Bana garip geliyor ya. Bana valla garip geliyor. Ali Koç Aziz Yıldırım yarışı sürüyor. Ben birkaç gün öncesine kadar Aziz Yıldırım açık ara %67'lerle önde diyordum ama Aziz Yıldırım son açıklamalarıyla aşağı inmeye gitmeye başladı. Hani öldürücü bir advokat falan yapmadığı müddetçe şu an %51 Ali Koç, %49 Aziz Yıldırım. Hocam sen bize arada sırada söyle. Biz şimdi sosyal medyada azizcilik yapıyoruz. Eğer Ali Koç kesin kazanacak olsa sen bize söyle, biz ona göre bilelim yani. Ha hocam sen anladın o işleri. Neyse. Mario Branco Fenerbahçe için ciddi bir şans. Mourinho da gelmişken çok daha ciddi bir şans bana sorarsanız. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş. Bunların da borcu var bu arada. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hiç borçsuz kulüp yok ülkemizde. Ya bu şampiyonluğu oynayan kulüpler arasında diyeyim. Yoksa Kasımpaşa'nın borcu yok. Euro 2024. İsmail Kartal, Arda Güler'i konuştuk. Joshua King gitti. Dönüşü yok. Bonucci gitti. Dönüşü yok. Luan Perez kulüp arıyor. Santos ciddi adaydı. Sözleşmesini feshedip gönderme taraftarıyız. Ama Perez'i de izleyeceğim. Ben Joao Pedro'yu da izleyeceğim. Derse Mourinho bir şey diyemem. Ya da o tarihe kadar futbolcular takım bulamaz. İşte 22-23 Haziran'da kampa katılırlarsa bana demeyin. Hani bunlar gidiyordu demeyin. Bakın aklı başında çalışan, kafası zehir gibi olan bir teknik direktör gönderecek bile olsa bu futbolcuların hepsini ister. Hepsini ister. Göreyim bir der ya. Ya belki de içinde bir cevher çıkaracaktır. Yani mesela Kayseri'de falan çeşitli hocalar var mesela. Kayseri'de yaşanabilir mesela Zeki Akparlar diye bir hoca var. Şimdi kendi takımını da kurmuş kendi ismiyle. Birçok futbolcunun yetişmesinde ön ayaklık eden, böyle scouting yapan, futbolcuyu keşfeden, futbolcuyu geliştiren, futbolcuya yön veren bir isim.
Mesela Mehmet Topuz falan var. Birçok isim var. Ve adam mesela en son artık kendi takımını kurdu. İsim soy isim kendi takımına ait ve Türkiye'nin çeşitli takımlarına futbolcu gönderen bir adam. Şimdi bu adam yeni takımını kurmuş. Geçen haberim oldu. 11-12-13 yani U13, U12-U11 takımını kurmuş. Dışarıdan baktığınız zaman dersiniz ki ulan koca adam çoluk çocuktan uğraşıyor dersiniz. Ama o adam artık o işin üstadı olmuş. Hani bende de vardır bu. Halı sahaya falan gideriz. Karşımdaki adamın yürüyüşünden ben anlarım. Bu topçudur değildir derim. Yürüyüşünden anlarım yani. Yani Allah vergisi bir yetenek. O adamınki de öyle mesela. Allah vergisi bir yetenek. Ya bu adam mesela Kayseri'deki şubesi. Ve bunun dünya çapındaki şubesi Mourinho'dan bahsediyoruz. Ya Mourinho atıyorum bir idman performansına bakıp bir ne bileyim top tekniğine bakıp idmandaki çift kale maçtaki şeyine bakıp ya bu kalsın. Biz bunun gibisini şu kadar alırız da diyebilir. O yüzden bilginiz olsun. Jorginho kiralanacak yine. Omar Faiyet kiralanacak yine. Ama dediğim gibi bunlar da denenecektir. Lincoln Henrique kulübü şu an için uzatmayı düşünmüyor. Geri gönderecek gibi. Crespo yıllık ücreti çok ağır geliyormuş o takıma. Neyse ağır geliyorsa ben de onu anlamıyorum. Ama benim tanıdığım ben eğer az buçuk yani az buçuk Mourinho'yu tanıyorsam Crespo prensi olur. Belki de ön libero almayın der. Onun dışında da çok aktaracağım bir şey yok. Arkadaşlar kolaj bir video olsun istedim. Bu kanalda çünkü ana kanalımız. Kadıköy Sokak ana kanalımız burası. Ve 2 Ağustos'a doğru daha doğrusu 2 Temmuz'dan itibaren 3 Temmuz'dan itibaren buraya çok ciddi yoğunlaşacağız. Siz burada da abone kalın. Diğer kanalımıza da abone olun arkadaşlar. Yani ben ara ara buraya da video atacağım inşallah. Oraya da atacağım. Shortslar, şunlar bunlar. Keşke bir yardımcım olsa en azından burada canlı yayın yapılsa burada. Çünkü çok yüksek bir potansiyel var. Eskiden Buğra falan vardı. Buğra beni satışa getirip kaçıp gitmeseydi. Mesela buraya burada çok güzel canlı yayınlar yaptırırdık. Buranın kitlesini de çok güzel mutlu ederdik. Ben ona duyumlar verdim. O size aktarırdı. Bakalım arkadaşlar nasip bu işler. Hepinize teşekkür ediyorum. İki kanalda desteğiniz için. Allah'a emanet olun. Bu arada diğer kanalda çok ciddi bir şekilde hediye üyelikler gelebilir. Onu da söyleyeyim. Arkadaşlar yorumlarda bana, şahsıma, aileme edeceğiniz küfürlerden artık ben ok yaydan çıktı. Yetkiyi verdim. Bilginiz olsun. Eğer bu tip küfürlere rastlarsam ya da Fenerbahçe taraftarının sinir uçlarına oynayan derdinizi bana asla ve asla anlatmayın. Ben direkt yetkiyi verdim. Yani avukatıma da vekaletimi verdim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu saatten sonra da kimseyle uğraşmayacağım. Yorumunuzu da silmeyeceğim. Engellemeyeceğim de merak etmeyin. İstediğiniz küfür edebilirsiniz. Sıkıyorsa edin. Onu da söyleyeyim. Artık bu saatten sonra ben hukuki yollarda başvuracağım. Diğer kanalda bir sürü üyelik hediye ediliyor. Ve orada çok ciddi duyumlar var. Ve duyumlar direkt topluluk kısmından olduğu için kaçırmayın derim. Görüşmek üzere arkadaşlar.